Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bugünlerde çok fazla konuşulan bir konu var. Bu konuyla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Aslında birkaç video çekeceğiz. Belki de bir video serisi olacak bu. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ne kadarlık bir ekonomi dönüyor biliyoruz. 42 milyarın üzerinde bir cirosu olan büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu yapıyı incelettiği için Ekrem İmamoğlu son zamanlarda epey bir hedef tahtası haline getirildi. İşte burada MİT var, Cumhurbaşkanlığı tesisleriyle ilgili ya da Cumhurbaşkanı yerleşkeleriyle ilgili bir yığın bilgi var. Bunları kopyalaması doğru değil şeklinde basında feveran ediyorlar. Bırakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi büyük bir metropolün başına geçmek, herhangi bir şirketin başına da geçseniz o şirketi önce oturur incelersiniz. Detaylarına bakarsınız. Bu şirket kârda mı, zararda mı? Zarar ediyorsa neden ediyor? Kâr ediyorsa bu bölgeler nasıl daha fazla büyütülebilir? Acaba kayıp kaçak var mı? Bütün bunlara genel müdür olarak bakarsınız, bir rapor hazırlarsınız ve bu rapora göre de planlamanızı yapar, yol haritası çıkartırsınız ve sonrasında da yolunuza devam edersiniz. Ekrem İmamoğlu da doğal olarak iki tane müfettiş, bir uzmanla şu anda belediyenin fotoğrafını çekiyor ve bu fotoğrafa göre de ilerleyecek gördüğüm kadarıyla. Ama garip bir panik ortamı var ortada nedense. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından incelenmesinden birileri acayip rahatsız oluyor. O da enteresan bir nokta. Peki neden rahatsızlık duyuluyor olabilir? Şimdi peyderpey farklı farklı videolar çekeceğim. Çünkü hepsini aynı anda işlersek çok uzun bir video çıkar ve sizler de açıkçası sıkılabilirsiniz. Ya da zamanınız olup izleyemeyebilirsiniz. O nedenle sizlere ben birkaç tane video çekeceğim. Kaç video çekeceğimi açıkçası bilmiyorum. Ama herhalde tahminim 2-3 tane video arka arkaya gelecek bu konuyla ilgili. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin fotoğrafını Ekrem İmamoğlu müfettişler aracılığıyla neden çekiyor olabilir sorusunun cevaplarını bulmaya çalışacağız. Şimdilik iki cevabı söyleyeceğim. Videoları çektikçe yeni soru işaretleri çıkarsa onları da tartışırız sevgili dostlarım. Bu videomuzda özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 30 şirketten 11'i, yani 3'te 1'i, üstelik böyle baba şirketler bunlar, para kazanması gereken şirketlerin neden zarar ettiğini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yapılan hasılatı, yaptıkları işi ve zarar miktarlarını sizlerle paylaşacağım. Sonunda da küçük bir yorum yapacağım. Akabinde bir sonraki videomuzda da bu Sözcü Gazetesi'nin yaptığı, işte içerisinde Ensar Vakfı'nın, TÜRGEV'in, TÜGVA'nın da yer aldığı, işte Okçular Vakfı'nın da yer aldığı dernek, okul, vakıf, spor salonlarına belediyenin yaptığı yardımların doğru olup olmadığını konuşacağız. Ve eğer ki doğruysa bu kadar büyük rakamların bu yapılara neden bağışlandığını, neden aktarıldığının cevaplarını bulmaya çalışacağız. Onu ikinci videomuzda sizlerle paylaşacağım. Öncelikle birinci videomuz ne diyoruz? Birinci videomuzda belediyeye ait şirket ne kadar zarar ediyor ve neden zarar ediyor sevgili dostlarım? Eğer ki konunun ayrıntılarını merak ediyorsanız videoyu mutlaka ama mutlaka sonuna kadar izleyin. Ve benim soru işaretlerim yetersiz kalırsa lütfen yorumlarınızda da sizler de kendi soru işaretlerinizi benimle paylaşın ki olayı biraz daha genişletebilelim, açabilelim. Şöyle bir 11 şirkete göz atalım önce. Beltur, Medya AŞ, Uygulamalı Gaz AŞ, Bimtaş, İston AŞ, Spor AŞ, Metro AŞ, Otobüs AŞ, Şehir Hatları AŞ, İspark ve İston. Bütün bunlar zarar ediyor sevgili dostlarım. Burada saydığım 11 şirketin 11'i de zarar ediyor ve üstelik çok ciddi cirolara sahip olmalarına rağmen zarar ediyorlar. İşte büyük soru işareti burada zaten ve Ekrem İmamoğlu'nun da bence incelettiği en önemli noktalardan birisi bu olmalı diye tahmin ediyorum. Ben olsaydım öncelikle bu şirketlerin neden zarar ettiğini sorgular ve bu şirketlerin kâr etmesi için elimden geleni yapardım. Ayrıca bu şirketlerin önemli bir kısmı vatandaşa dokunan şirketler ve yüksek fiyatlarla kullanılan şirketler. Yani şöyle düşünün, metrobüs, metro, vapur gibi
konuları kapsıyor bu yapılar ve bunlara biz ciddi paralar ödüyoruz aslında. Öyle ucuz seyahatler yapmıyoruz ve bunların ucuzlatılması mümkün müdür diye de bunları özellikle inceletirdim. Ben de olsaydım muhtemelen şu anda müfettişlerin yaptığı işte bu diye tahmin ediyorum sevgili dostlarım. Hemen bir bakalım neymiş şirketlerin içeriği. Beltur biliyorsunuz, yani kafamızı nereye çevirsek bir Beltur'la neredeyse karşılaşıyoruz. Şurada aşağı indiğiniz zaman Bostancı ile Pendik arasında en az 10 tane Beltur vardır. Keza Avrupa yakasında da sahil kesiminde bir yığın Beltur görüyorum. İç kesimlerin bazılarında Beltur'lar var. Vapur iskelelerin bazılarında Beltur'lar var. Dolayısıyla oldukça yaygınlaşmış bir kafe zinciri gibi düşünebiliriz Beltur'u. Ve Beltur'lar önemli miktarda da ciro yapıyorlar sevgili dostlarım. Bakın 195 milyon 566 bin liralık bir ciroları var. Bu arada Beltur'larda öyle onlarca insan da çalışmıyor. Bazılarında evet sayı biraz artabiliyor ama çoğunluğunda 2 veya 3 kişi çalışıyor maksimum. Ve bu şirketler 195 milyon 566 bin lira hasılat yaparken yıllık olarak 1 milyon 817 bin lira zararda. Evet, zarar ediyor Beltur'lar. Yani şimdi ben size desem ki Beltur'lar zarar ediyor, hiçbiriniz inanmazsınız. Ama bir gerçek bu. Beltur'lar 195 milyon liralık hasılat yapmasına rağmen zarar ediyor sevgili dostlarım. Medya AŞ. Bakın Medya AŞ 28 milyon 119 bin liralık bir ciroya sahip. Beltur'a göre çok fazla bir cirosu yok. Ama burada bir ayrıntı var. Medya AŞ biliyorsunuz işte bütün billboardları, outdoor reklamları, indoor reklamları, büyük ekran reklamlarını falan yapan. Aynı zamanda benim gibi metroyu, metrobüsü sürekli kullananlar bilir. Orada bazı ekranlar var. Orada Modyo TV diye bir televizyon kanalı var. Ve sürekli içinde reklam dönüyor biliyorsunuz. Modyo TV'de yine Medya AŞ'ye ait. Ve Medya AŞ sevgili dostlarım 28 milyon 119 bin liralık ciro yapmış olmasına rağmen 10 milyon 585 bin liralık zararda. Evet, üçte birlik bir zarar, yani korkunç bir zarardan bahsediyoruz. Öyle atla deve bir giderin olmadığında bir gazeteci olarak rahatlıkla sizlere söyleyebilirim. Yani korkunç bir personel gideri zaten yok televizyonlarda olduğu gibi. Diğer taraftan outdoor ve indoor reklamlar çok fazla bir zarar gerektiren durumun olmadığı kanaatindeyim. Uygulamalı Gaz AŞ 30 milyon 421 bin liralık, bakın 30 milyon 421 bin liralık bir ciroları var. Burası da 325 bin lira zarar yazıyor. Yine aralarında en az zarar yazan şirket diyebiliriz. BİMTAŞ daha çok mühendislik hizmetleri, kent tasarımı vesaire gibi hizmetler veriyor. Korkunç bir cirosu var bu arada. 130 milyon 566 bin lira gibi ve 6 milyon 907 bin liralık zararı söz konusu yine. İston AŞ, bu parklarda gördüğünüz tüm mobilyalar, çocuk oyun parkları, düzenlemeler, parke düzenlemeleri, park düzenlemeleri, kaldırım düzenlemelerini yapan şirket İston. 230 milyon 588 bin liralık bir cirosu var sevgili dostlarım ve 2 milyon 656 bin liralık da zarar yazmış. Spor AŞ ile devam edelim. Spor AŞ biliyorsunuz İstanbul'un pek çok yerinde spor salonları var. Aynı zamanda işte çeşitli spor organizasyonları falan gerçekleştiriyorlar. Pek de öyle atla deve bir giderleri yok Spor AŞ'nin. 182 milyon 601 bin liralık ciro yapıyorlar ve 182 milyon 601 bin liradan hiç kar elde etmezken 11 milyon 443 bin lira zarar yazmışlar. Bakın bu ikisi çok önemli. Birisi Spor AŞ, birisi Medya AŞ. İkisinin de aslında çok net bir şekilde gelir giderlerini anlamak mümkün değil ve kayıp kaçağın ciddi olabileceği noktalar bunlar. Spor AŞ 11 milyon, Medya AŞ 10 milyon, ikisi toplamda 21 milyon zarar ediyor sevgili dostlarım. Gelelim Metro AŞ'ye. Metro AŞ 709 milyon 974 bin lira ciro yapmış, 15 milyon 790 bin lira zarar etmiş. Şaşırtıcı. Keza Otobüs AŞ 295 milyon 826 bin ciro yapmış, 2 milyon 178 bin zarar etmiş. Nasıl ya dedirten soru işaretleri. Şehir Hatları yine bir ulaşım 128 milyon 286 bin ciro yapmış. 18 milyon 469 bin zarar söz konusu. Şimdi bu üçü de ulaşımla ilgili. Birisi belediye otobüsleri, birisi metro.
metrobüs, öbürü de şehir hatları, yani gemiler, vapurlar. Her üçünde zarar etmesi enteresan ve zararlarının toplamı da neredeyse 40 milyon lira sevgili dostlarım. İşte bunun için oranın incelenmesi gerekiyor. İşte onun için oraya müfettişlerin, uzmanların sokulup neden bu firmalar zarar ediyor soru işaretine cevap verilmesi ve vatandaşa açıklanması gerekiyor. Yani sadece işte Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi var orada, MIT'in gizli belgeler falan deyip üstünü kapatmaya çalışanlara sesleniyorum. Bunları açıklamasınlar halka. Yani MIT'in yerini ben bilmek zorunda değilim ya da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin yerini bilmek zorunda değilim. Ama bu paralar nereye harcandı bunu bilmek zorundayım. Bu firmalar neden zarar ediyor bunu bilmek zorundayım. Bu firmalar zarar değil kar elde etseydi biz acaba metroya, metrobüse, vapura daha ucuza binip ulaşımımızı daha kolay sağlayabilir miydik? Bunu bilmek zorundayım. Eğer ki bunların yine üstü örtülecekse o zaman iki elimiz Ekrem İmamoğlu'nun yakasında olacaktır. İspark, bakın çok şaşırtan soru işaretlerinden birisi. Genel müdür de zaten açıklama yapmıştı. Ya işte yatırım, ne yatırımı yaptılar o da ayrı bir konu. İspark 229 milyon 936 bin lira ciro yapıyor. İspark nedir? Belki bilmeyenler vardır. Bizi şehir dışından falan izleyenler olabilir. İspark aslında açık kapalı bütün otoparkları elinde tutan firma diyebiliriz. Ve işte sokaklarda bile İspark tabelaları var. Yanlışlıkla gidip oraya park edip de ödemezseniz de çok ciddi cezalar bindiriyorlar. Orada eskiden değnekçi tabir ettiğimiz görevliler var. O görevliler geliyor anında sizden parayı alıyorlar. 229 milyon 936 bin lira ciro yapmış ve 17 milyon 949 bin lira zarar etmiş. 17 milyon hatta 18 milyon zararı var sevgili dostlarım İspark'ın. Hadi gelin bunu bize açıklayın. Ve İsyon 30 milyon 861 bin liralık bir cirosu var ve 6 milyon 424 bin lira zarar yazmış sevgili dostlarım. Bütün bu 11 şirket ne kadar zarar etmiş ve ne kadar ciroları var? Bakın dudaklarınız uçuklayacak şimdi. Bu şirketler 2 milyar 192 milyon 744 bin liralık ciro yapıyorlar. 2 milyar 192 milyon 744 bin liralık ciro yapıyorlar. Eğer ki bu firmalar doğru düzgün işletilmiş olsa ya da kaynaklar bilmediğimiz bir yerlere aktarılmamışsa, bilmiyorum bakın ben böyle bir şey var demiyorum ama yani bu şirketlerin bu kadar zarar etmesi bana mantıklı gelmediği gibi en az bunların %10, %15 bazılarının %20 civarında kar elde etmesi gerekiyor. Diyelim ki sadece %10 karlılığı olsa bu firmaların bakın 219 milyon lira karda olması lazım ve belediyeye 219 milyon lira ekstra bir kar girmiş olsa belki de öğrencilere otobüs, metrobüs, vapur bedava olacak. Çalışanların bir kısmına çok uygun fiyatlarla bu hizmetler sağlanabilecek. Yaşlılara zaten bedava ve bedava olmaya devam edecek. Çalışmayanlara, işsizlere mesela bedava yapılabilir. Neden olmasın? Adam iş arayacak, bir de cebinden yol parası veriyor. Onlara bedava yol hizmeti verseniz belki adam iş bulacak. Gibi gibi bir şey sağlanabilir. Ama 219 milyon lira kar elde edeceğine 2 milyar 192 milyon 744 bin liralık cirodan 94 milyon 543 bin lira zarar ediyor sevgili dostlarım. Evet 94 milyon 543 bin lira zarar ediyor bu firmalar. Şimdi sorarım size. Ekrem İmamoğlu, Selçuk Geçer, Ahmet bilmem ne fark etmez. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başına geçmiş. Bu kadar büyük bir yapıyı yönetecek ve bunu incelemeyecek, sorgulamayacak, bunun fotoğrafını çekmeyecek öyle mi? Eğer bunu yapmazsa, eğer bunun fotoğrafını çekmezse, eğer ki bu kaynakları doğru kullanmazsa ve bizim vergilerimizi hizmet olarak gerçek anlamda bize çevirmezse işte o zaman iki elimiz Ekrem İmamoğlu'nun yakasında olup ona şunu sormalıyız. Sen ne yapıyorsun? Sen neden o koltuktasın? Sen niye bize doğru hizmeti vermiyorsun? İşte bunu dedirtmemek için belki de Ekrem İmamoğlu eşeğini sağlam kazığa bağlıyor ve şu anda bunları inceliyor. Ve bunun sonrasında da vatandaşına doğru hizmeti vermeye çalışıyor. Göreceğiz
doğru hizmet, yanlış hizmet. Ama sonuç itibariyle yapılması gereken şey bu şirketlerin acilen karlı hale getirilmesi. Eğer ki karlı hale getirilmiyorsa da, bu kadar büyük zararlar ediyorsa da, o zaman başka bir çare bulunması sevgili dostlarım. Bir sonraki videomda belediyenin paralarını, kaynaklarını nereye aktarmış olabileceği konusunu sizlere aktaracağım. Tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın efendim.